Merhaba arkadaşlar. Merhabalar, Erkan. Erkan, soy ismi miydi abi? Erdoğan. Erkan Erdoğan, güzel uyum olmuş ha. Bombin güzel. Evet arkadaşlar, bugün şimdi Süleyman Sahip öğlen yemeği yiyoruz ama saat 4. Öğleden sonra 4.30 derece bir sıcaklık var. Yemekte et sote Brezilya usulü ama. Bu et sote Brezilya usulü abi. Yani başka bir lezzet ya, et sote gibi değil de. Evet abi. Yanında bolca bir salatamız var abi. Yanında soğan ve sarımsak turşusu. Mükemmel bir şey. Brezilya usulü. Bu içindeki de yağ abi. Yağda kurum abi. Başarılı. Konserve, yağlı konserve abi. Başarılı. Mükemmel bir şey arkadaşlar. Tabii ki garpizimiz olmazsa olmaz. Kaşar peynirimiz, çayımız, ekmeğimiz bitti abi. Normalde ekmeğimizi ben kendim yapıyorum, kusura bakma. İstanbul'da size Brezilya ekmeği yediriyoruz. Daha ne olsun, bunlar olduktan sonra yani o da marketten olsun ya, her şey olmayayım. Şimdi arkadaşlar az önce yemeğimizi yedik. Ha, naha yedik abi. Trafiği gördün mü baba? Babayı yedik abi. Trafiği yedik. İyi yedik ama. İyi yedik abi. Kaçacağız herhalde, öyle görünüyor. Şimdi nereye gidiyoruz abi? Bugün abimizi aldık. Abimizden bir aydır böyle yazışıyorduk. Bugün yarın, bugün yarın diye diye. Bugün kavuştuk. Sevenler kavuşurmuş derler ya. Tabi bu arada arkadaşlar söyleyeyim. 2000 lira girdi abimize. Başarılar abicim sana. Nasıl becerdin abi? Kim bilir, belki daha fazlası girmiştir ama... Abi şimdi arkadaş dedim ki, abi dedim otobüse, neredesin abi dedim, yarın otobüse binip geliyorum abi dedi. Tamam dedim, yarın dedi seni havalandırırım, seni alırım, bize gideriz, biz de misafir oluruz 3-5 gün. Türkiye'ye gideceğin zaman da seni havalanına bırakırım. Zaten ben nasılsa her gün havalanına gidiyorum. Ha başkası için, ha senin için. Bana zaten giren giriyor. Dedi mi? Dedi. Dedim. Sonra ne oldu? Sonra ne oldu? Ben haber bekliyorum. O sırada bizim elemanı hapse atmışlar. Çalışan elemanı dedim ya sana. Aynen, telefoncuda. O olayı da anlatacağım arkadaşlar. Neyse, büyük bir operasyon geçirdik. Bizim iş yerimizde operasyon, baskın yapıldı. Ve yakalandı. Suçlular yakalandı. Çok şükür. Bizi operasyona dahil ettiler abicim. Tabii bununla ilgili video çekemediğimiz için, çekilmesi de yasak olduğu için çekemedik. Polisler bizi burada çektirmiyorlar abicim. Aynen, bizim dükkana ne oldu abicim? Arkadaşlar söyleyeyim. Şimdi bizim dükkana bir polis geldi. Polisler dedi ki bizim dükkanda yazılımcılık yapıldığı için arkadaşlar sizden yardım istiyoruz dediler. Dedi elinizde ne kadar telefon varsa dedi okutabilir misiniz dediler. Biz dedik ki saklı göçekte ne varsa abi, gizli saklı açıkta kırık dökük ne varsa ortaya döktük telefonları abi. Telefonları tek tek bilgisayara okutuyoruz abicim. Telefonun bir tanesi şey çıktı abicim. Çalıntı çıktı. Onun bir sistemi var herhalde, görebiliyorsun sen. Tabii tabii, anında görebiliyoruz. Neyse götürdü bizi. Yani ben gitmedim, benim eleman gitti. O da kameraya çıkmak istemiyor çünkü o hiç resmi falan da yoktur. Benim eleman zaten daha önceki videolarda vardı kendisi. Neyse abi götürdük. Savcıya çıktık. Dedi bize yardım eder misiniz? Evet, biz bunun suçlusunu arıyoruz. 15 dükkana baskın yaptık. Sizde bulduk bu telefonu. Denk geldi. Şimdi bunun hikayesi nedir diye merak ederseniz, çok enteresan bir hikayesi var arkadaşlar. Onu anlatayım öncelikle. Şimdi nereden başlayayım? Sonra istersen sen önce bir bardak alırsan sana bir çay ısmarlayayım. Abi bardak en arkada abicim. İn abi. Ben ineyim hemen bir bardak. Arkadaşlar bu arada arabadayız. Çayımız hazır. Çekirdeğimiz var. Yanımızda kekimiz var. Kek var abicim. Ciddi mi bu acaba? Gel abi, Azra gel abi. Bin abi, Azra da yaşıklarda şimdi. Al abi, bir şey olmaz. Eğer kilitliydi abi, doğru söylüyorsun. Şuradan atlayabilir miyim diye bak. Yok yok, kilitli açar. Orada dirnek var abi. Açarım ben sana şimdi. Neyse, bu arada pastamızı, çayımızı, kekimizi aldık arkadaşlar. Erkan Erdoğan abimizden uzun ince bir yolda havalanına doğru gidiyoruz. Şimdi esas konumuza geleyim. Yukarıda bizi polis baskın yaptığında gitti bizi aldı. Juiz'in yanına götürdü, yani savcının yanına götürdü arkadaşlar. Bu arada emniyet kemerimizi de bağlayalım. Abi şurada ben aç abi, in abi. Şurada dirnek var abi, şu dirneği aç abi. Şurada elini sok abi, dirnek var abi. Altta. Ha. Aşağı doğru. Önce bir görmem lazım onu. He. Ha, o. Şimdi aşağı doğru in aşağı. Tamam. En arkada abi, kapat abi. En arkada büyük bardak var abi kutuda. Evet arkadaşlar. Var mı abi? Aa, önünde aç abi. Önünde çanta abi. Heh, gel abi. Şu abi. Açık varsa açık abi. Açık da var abicim. Büyükler ha.
Onu koy abi. Heh. Küçükleri koy abi. Bize büyük lazım abi. Eyvallah. Gel abi. Aç gel abi. Kapat abi. Heh. Vam. Hadi. Öğrenmiş ha. 2 günde öğrenmiş bak. Bak bu da gitmedi. Hem önüme girdi. Neyse beyaz da çıkmadı. Neyse arkadaşlar. Çift bardak benim. Gittik, bize yardımcı olun. Biz biliyoruz ki siz tamircisiniz. Bunun sahibini biliyor musunuz? Biliyoruz. Telefon numarası var mı? Var. Şimdi biz buna bir tuzak kuracağız. Bize yardım, yakalanmasına yardımcı olur musun dedi. Eyvallah, teşekkür ederim. Dedi. Neyse telefon açtık abimize. Telefonumuz hazır. Gelip alabilirsiniz dedik. O sırada bir dükkanın karşısında, bir sağında bir solunda 3 tane sivil polis abi geldi. Bizim eleman da geldi. Ben de o köşedeyim zaten. Polis geldi, biz bunu yakaladık. Olayın esas kısmına gelelim abi. Olay şuymuş abi, bu 3 gün önce, bak 3 gün önce ya, 3 gün önce bu arabanın içinde 4 kişiyi öldürmüşler abicim. Wow. İki kişi motordan gelmiş abicim. Tak sıkmış, telefonları almış. Bu 4 telefonu birini takip edebilmişler abicim. O sinyalde kaybolmuş. Şimdi biz bunu rastgele dükkanlardan boş telefonları toplayaraktan bulmaya çalışıyorlar. Düşün. Yani bu bize dükkana gelen adam da esas hırsız bu değilmiş abicim. Bu da telefonu başkasına almış. Alıyor. 1000 liralık telefonu 300 liraya alırsan tabii ki o telefon hırsızlıktır abicim. Eli bile sıkışsa 300 liraya satmaz abi insan. Bir şey burada şunu bir kez daha öğreniyorum ben yani. Daha önce de başıma geldi de Brezilya'da daha geçerli. Bir şeyi ucuza getirmeye çalıştığın zaman asla güvenli değil kesin. Burada bir şey ucuza yapıyorsan başına kesin bir şey geliyor yani. Aynen her şeyde abi. Ucuza bir şey getirmeyiz abi. 300 diyorsun, 300 aldı böyle oldu. Aynen geçen gün Kanada'dan bir abimiz geldi. Gitmiş Sao Paulo'nun, Brezilya'nın Sao Paulo'nun en tehlikeli, en pis, en gereksiz mahallesine kalıyor. Nerede kalıyor abicim? Luz, L-U-Z, Luz semtinde kalıyor abi. Allah Allah. Abim sen orada ne işin var ya? Abi ucuz buldum ya diyor. Otelin odasını diyor 50 kağıda buldum diyor. Lan 50 kağıda otelde ne olursa ne dedim. Demeye kalmadı, ertesi gün beni arıyor. Abi soyuldum. Soyulur. Abi seni soymadıklarına şükret yani. Seni soymadıklarına şükret yani. Sen deli misin ya, soymadıklarına, anladınız değil mi arkadaşlar? Seni soymamışlar ilk yerinden. Seni soymuşlar da. Senin malını soymuşlar. Ya bize seni soysalardı ne yapıcıydın? Olabilirdi yani. Değil mi baba? Olurdu. 50 bin dolar diyor diş parası istediler abi benden diyor diş ama. Burada ne kadar istediler diyor. Burada daş çatlası abicim. 5000 dolar. Bütün diş. Türkiye'de ne kadar abicim? 60.000 TL. 60.000 TL 3.000 dolar ediyor. Ya 4.000 dolar da olsa Türkiye'mize gitsen paran döviz girseydi Türkiye kötü mü olurdu? Yani demek istediğim şu ki ucuz etin yahnisi yenmez. Hele de Brezilya'da hiç yenmez. Hele Brezilya'da hiç yenmez. Abimizden dediğim gibi bir aydır böyle yazışıyorduk. Bir aydır belli yazışıyorduk. Sonuçta kavuşabildik. Bak mesela bu arabayı kaç aldın dedi abi. Ben 2014'te ben bu arabaya 32 bin real para verdim. 1000 liraya teribini aldım. 1000 liraya da üstünü taktırdım. 1000 liraya da şununu bunu ettirdim. 35 bin real etti abi. Yani 10 bin dolar ediyordu abi o zaman. 10 bin doları aldım. Ve ben buna bir 35 bin lira da para harcadım abi şu ana dek. 70 bin liraya patladı abicim. Yani yaklaşık bir... Real değil mi bu? Real tabii, real. TL olacak hali var mı? Ama o zamanın real ile şimdiki farklı tabii herhalde. O zaman 1 TL 1 real gibi. Öyleydi. Şimdi ama parça parça harcadığım için abi. Aynen. Şimdi bu arabayı satsam en fazla 40 bin lira eder abicim. 8 bin dolar eder bu araba. Yani. 160 bin lira. Kendine amorti ediyor diyebiliriz aslında. Çünkü işimizi görüyor, çalışıyor. Aynen. Abi çalışıyor. Aynen. Para kazanıyoruz biz bundan. Bu bizim ekmek teknemiz. Aynen. Abi öyle canavar gibi gidiyor, yardırıyor. Şimdi bu arabanın bir diğer özelliği de ne biliyor musun abicim? 50'den gidiyorsun, seni 100 hissettiriyor. Ben de eski arabalar kullandım, böyle olur. Bak. Şu an mesela... Tut şunu. Nasıl? Uçuyoruz. Bak şu an 90'dan gidiyoruz abi. Şu an rampada zıplayacak gibiyiz yani. Kestik bir de geliri yerden. Şey abi.
Yok, tehlikeli yönü mü? Çıkışa birden trafik olabiliyor bazen. Abi. Aa, gördün abi. Ya bunun heyecanı güzel. Ben bu arabayı çok seviyorum abi. Roller coaster yaşadık ya. Nasıl ama uçağa uçuyormuş yolda. Şey, ben bu arabada kendimi süpermenmiş gibi hissediyorum abi. Vallahi kendimi ne bileyim. Ya Doblo araba daha bir confortado diyorlar. Confortado demek konforlu demek. Konforlu. Confortado. Confortado. Portekizce demek. Konforlu Türkçe demek abi aynı kelimenin. Ama ben bu arabada daha çok heyecan alıyorum abi. Kendimi daha böyle heyecanlı hissediyorum biliyor musun abi? Mesela hissettiriyor da yandakine de aynısını hissediyor. Önüne yaklaşıyorsun böyle çarpacak gibi üstüne çıkacakmış gibi vuruyorsun. Ön sıfır olduğu için. Ön sıfır adama bakıyor aynadan içine gelip acaba değdi mi bana diyor. Vurduğunu sandım ya. Ne pişman mısın abi? Ben abi, olmadım 15 yıldır. Ben buradan başlamadığıma pişmanım. Çok elimde sen, değildi de. Sen sondan başladın. Ben sondan başladım. Rio'dan başladım buraya geldim. Şuna basar mısın abi açar mısın? İyi abi içeri. İyi de o düğme bas. O gülüm abi. Çek abi bunu. Çek. Çekeyim biraz. Çek sana doğru çek. Tamam. Çek. Daha abi, çekeyim. Çek abi. Ha, şöyle bak şimdi gelecek, niye onun faydasını göreceksin abi. Eyvallah. Gelecek. Kelebek cam diyoruz bunu abi. Bu arabanın daha başarılı ya. Tabii Gliman'ın buran Gliman sonra geçiyor. Ben de açayım şöyle. Vereyim mi çay? Valla çekirdektir abi. Çekirdek var, kek var. Yerli Dacon çekirdeğiymiş abi. Dacon da çekirdeğiymiş. Arkadaşlar Türkiye'den gelen olursa Kirkor amcamız leblebi bekliyor arkadaşlar. Benim için değil abicim. Parası ücreti neyse vereceğim arkadaşlar. Ben çalışıyorum abicim. Benim paraya ihtiyacım yoktur. Ben bedava ürün istemiyorum arkadaşlar. Ben para karşılığında, paranın sizi karşılığında hakkı olan bağcı hakkında mesafesi istiyorum abicim. Yoksa benim kimseye paraya ihtiyacım yok. Ben çalışıyorum elhamdülillah. Abimiz de gördü değil mi abi? Abi şeyler gördün. Galaxy Fish'i. İzlemiştim Metin abinin de gördük. Yani ben önce böyle aynen fark etsen. Nasıl ne ama yüz yüze tanıyınca yani iyi bir abimiz ya. Burada hani kötü bir niyeti olduğunu düşünmüyorum şu şekilde. Abi hani kötü adam, bu isteklerinde kötü de kötü adammış gece üçe kadar mı abi? Aynen. Ya akıllı var mantık var burada yani. Burada çalışıyor işinde gülüyor. Ekmeğinde bir adam yani. Mutfağımızı gördün, hanım da gördün. Yemeğini de yedin. Bu arada yemek harikaydı. Metin abi mutfağı iyi birkaç videosundan biliyorum ama. Sonuna geldin ha yemeğin sen. Yani başarılıydı. Bu şeyden istiyorum ya, turşu, soğan turşusu, sarımsak turşusu var. Mükemmel ya. Ama et sote, o zaten başlı başına. O sütten yapıyoruz biz bunu. Sütten et sote. Sütle et sote abi, onun videosunu koyalım bir yana. Evet abi. Kek on numara. Ya burada 20 gündür mantıklı ödemişim burada etleri ya. Senin suçun abi, bir sana geldin, gelin dedin de yok mu dedik? Söyle bana. Vallahi. Gel, aramadın niye biz sana kızdık? Kızmadık mı abi, yalan söyleme. Doğru. Evet. Ben işte şey olunca beni işten çıkarttınca çalıştığım yer hani dedim ki ya hadi gideyim bu akşam yeter artık deyip bir gecede bilet alıp geldiğim için o gece de uygun bilet buldum. Evet. Tersten başladım. Neyse abi bir daha sefer gelirsen Türk Hava Yolları'ndan geliyorsun, şey, 3 ay önceden bilet alıyorsun. Aynen, direkt ben seni havalanına karşılıyorum. Seni 6 gün Koz'a göndereceğim abi. 6 gün. 6 gün fazla ne yapacaksın abicim? 2 gün Arjantin sınırına gideceksin, bol bol et yiyeceksin. 2 gün Paraguay'a gidip alışveriş yapacaksın. Amerikan fiyatlarına telefon alacaksın. 2 günde Brezilya tarafına gideceksin. Sonra 3 gün Rio Janeiro yapacaksın ama Rio'ya bir daha gitmesen. Senin için bitti. Rio benim için bitmiştir arkadaşlar. Tarih oldu sana. Seni bir haftalığına Amazon'a göndereceğim abi. Hayır, bir daha haftada gidiyor. Bir hafta şeye göndereceğim seni. Bir hafta şeye göndereceğim seni abi. Aşağıda Almanlar bölgesi var burada. Oraya göndereceğim abi. Ondan sonra bir hafta adalara gideceksin abim. Adalara. Olur. Tamam mı abicim? Öyle olur. Kabaklar nasıl buldun abi? Bu arada kabaklar güzel. Kerem orada kendi yapıyor kabakları. El sanatı. Instagram sayfası da var. Şimdi ben ismini telaffuz edemeyebilirim Portekizce ama. Mundos Cabacas. Mundos Cabacas. Onu yani bilmiyorum Metin abi videolarını çok editlemiyor ama şuraya koyuyoruz falan yapıyorlar. Bir şekilde onu görmenizi isterim bilmiyorum yapabilir mi? Instagram'dan bakabilirsiniz. Çok güzel işçilikler var. Gece lambası olarak, avize olarak kullanırsınız. Götürebilirsem ben de yanıma bir tane alacağım. Türkiye'de var abi ya. Türkiye'de var ama böylesi yok yani. Ben böyle şeylere meraklıyım, ilgiliyim. Böylesi yok. Valla. Kerem severek yapıyor ya. Aşık. Sevgilin var mı? Sevgilim yok.
Ha, olsaydı bir tane galip vardı orada, üzerine sevgilini yazardık sen. Yani sevgilim yok. Annenden babanın adını yaz. Onlar da ayrı. O da olmadı. Ya bizde hiçbir yerden tutmuyor be. Tutmuyor abi. Sen her tarafın gitmiş abi. Ben her taraftan gol yedim. Abi ne yapacaksın abi? Bir Jessica var Angola'da, belki ona sevgilim var diyebilir miyim onun için bilmiyorum. Biraz konuşuyoruz ama. Şurada abi. Portekizce öğrenseydim işte bakalım orada belki yaşardım onunla da, olmadı. Bu da gol değil. Hadi abi. Öndeki duvarda manyak ne lan? Ha. Hayır, elinde bir şey yiyor. Bir yerinde de telefon var. Ben aynadan görebiliyorum, o kadar yani ha. Biz de yiyoruz ama değil mi? Arabayı kullanıyoruz abi. Hakimiz yani arabayı. Abi canım. Aa, daha kadar ısırıyoruz. Çayımız var, suyumuz var, çekirdeğimiz var. Kek var, kek bomba ya. Kek var. Baklavadan yedim abi, baklava nasıl? Abi sütlü baklava. Sütlü baklava, çikolatalı sütlü soğuk baklava abi. Soğuk baklava. Soğuk buz gibi baklavaydı abi. Afiyet şeker olsun abi. Şekerim yükseldi kendime. Ya dedi, Yusuf abimiz var. Dedi senden bir ricam var abi dedi. 6 aydır böyle baklava yiyemiyorum. Dedi baklava canım çekti abi dedi. Türkiye'den gelmiyor mu abi? Nereden geliyor? Türkiye'den geliyor. Ama herkes mümkün yok ki abi. Yani doğru. Ya dedi son baklava yapabilir misin? Bana dedi, ben de onun için adını yaptım abi ya. Eyvallah. Şimdi diyeceksiniz ki Sapporo'da ne işi var? Yani 2 dilim de alıp da yiyememiş mi? Abi çoluğun çocuğum var diyor. Onlara benim yediğim şeyi ye diyor, onlara yediremezsen diyor, benim boğazımdan geçmez abi diyor, parasını alıp diyor. Doğru. O da haklı abi yani. O da haklı. Abi işte böyle, abi böyle burası. Vereyim mi çayı da? Verirsen içeriz abi. Ama canım su çekti abi, önce bir su içelim abi ya. Su içelim abi. Su içelim abi ben. Sen iyi muavirlik yapıyorsun ha bu ara. Valla böyle iyi ya. Çek abi. Öyle takılırmışız derken gerçekten abi. Abi bu geçmedi ya. Yani dişimin arasına girdi, boğazıma geçmedi. Senin ha. Ayrı şişen de var istersen onu vereyim sana. Şişen. Yok. Evet arkadaşlar, şu an videoya bir ara vereyim. Biraz sonra tekrar devam edeceğiz. Burada kesinti yapacağız. Görüşmek üzere. Herkese hoşça kalın.